İsalet ve abiliyat iki konumuzda bu seferki ana konu şunun üzerinden gidecek. İsrailiyat alemi İslam içerisinde nasıl girdi? Şimdi bunu anlamak bana ne katacak? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Evet, hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. İsrailiyat ve abiliyat. İkinci bölüm. Geçen hafta başlamıştık, hatırlarsınız. Bir tarafta Kur'an, yani vahye ve onun tercümanı olan hadis-i şeriflere, onları anlamada ve bunlar içindeki hakikatlere ulaşmaktaki en büyük engellerden bir tanesi demiştik İsrailiyat için. Diğer tarafta da Kur'an eczanesinin bu asrın imani ve İslami yaralarına şifa bahşeden ve taklidi imana, tahkiki imana kalp olmasını sağlayan Risale-i Nur eserlerindeki hakikatlere ulaşmak ve bu hakikatler içindeki gizli âli manalara ulaşmak için önümüzdeki engellerden, yani kendi oluşturduğumuz engeller bunlar. Yoksa ne İsrailiyatı ne de abilerin böyle bir derdi yok. Ondan sonra biz kendimize böyle bir barikat yapmışız. Onları da abiliyat olarak nitelendirdik. Bu abiliyat kısmı çok merak ediliyor ondan sonra. Herkes bu abiliyat kısmını soruyor. millet İsrailiyat noktasında ondan sonra çok da şey değil ya. Biz abiliyat anlatsana bakalım ne diyeceksin demek. Kime sallayacaksın diye. İsrailiyat tanımını yapmıştık öncelikle. Geçen dersi kısa bir özetlersek. Kelime manası olarak Kur'an-ı Kerim'in tefsirine, hadis-i şerifin tevillerine giren, Yahudi kaynaklarından giren bazı hikayeler olarak geçiyor lügat manası. Ama daha geniş bir mana yaparsak, dersin içeriğinde çünkü bu mana bize çok lazım olacak. Kur'an tefsirine ve hadis-i şerifin tevillerine karışan ve Kur'an ve hadis-i şerifin usul ve eğitim metoduna muhalif, yani uymayan görüş ve fikirler olarak anlıyoruz biz İsrailiyatı ve bu geniş kapsam içerisinde konuyu ele alacağız. Diğer taraftan Yahudi ve Hristiyanlardan İslam'a girenler olduğu için asr-ı saadette, ki Hristiyanlardan da Yahudiler içerisinden de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarını İncil ve Tevrat'ta bulan, anlayan kişiler olmuş. Mesela Abdullah İbni Selam onlardan bir tanesi. Yine Kabul Ahbar, Vehbin Münebbih diye geçen bu sahabeler hepsi Beni İsrail alimlerinden. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vasıflarını Tevrat içerisinde görüp beklemişler bu Efendimiz'i. Ve Efendimiz tebliğe başladığında ondan sonra Abdullah İbni Selam simayı görür görmez bu simada yalan olmaz diyerekten tabiri caizse tasdik emanesini basıyor. Yani burada iki mucize var. Bir, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in suret ve siretindeki mükemmellik. Diğer taraftan da Peygamber Efendimiz'in Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vasıflarının Tevrat'ta geçmiş olması. Çünkü Yahudiler aynı anne babaları kim gibi bildikleri gibi Peygamber Efendimiz'i biliyorlardı. Ama tarif ettiler. Yani işte yok saçı böyle, yok böyle de diyerekten, tarif ederekten Peygamber Efendimiz'in vasıflarıyla oynadılar. Ve birçok ondan sonra Yahudinin de belki de iman etmemesine ondan sonra vesile oldular. O da ayrı mesele. Geçen hafta konumuz Üstad'ın Muhakemat adlı eserin girişinde bir serzenişi, bir yakarışını okumuştuk. Bu noktada yani Bediüzzaman lakabıyla meşhur olmasının hikmeti, diğer taraftan da Muhakemat adlı eserin yazılmasının hikmetini konuşmuştuk. Ve İslamiyet içerisinde batıdan ve doğudan gelen iki akımın yapmış olduğu taarruzu konuşmuştuk. Ve bununla beraber asr-ı saadet, tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemi, yani yaklaşık 300 yıllık asır içerisinde alim-i İslam içerisinde tahkik, mana ve hakikat esas iken, ondan sonraki asırlarda maalesef tahkikin yerine taklit, mananın yerine suret, hakikatin yerine de maalesef hayalet almış ve ilerleyen zamanlarda dalaletin ilimden gelmesiyle beraber alim-i İslam buna maalesef fikri olaraktan bir karşılık verememiş. Bunun ondan sonra önüne geçememiş. Buna bir panzehir üretememiş. Elinde Kur'an gibi eczane varken maalesef bu noktada çok bir yetersiz kalınmış. Diğer taraftan da İslamiyet içerisinde maz ve lüp dediğimiz hakikatten uzaklaşmanın ve kışır ve zahirine vakfı nazar etmek manasını konuştuk. Yani bugün alem-i İslam'ın eğitim metodunda baktığınızda, bugün İslami bilimlerin okutulmuş olduğu okullara bakın, ilahiyatından tutun, sahil medreselerdeki bütün öğretim yöntemleri hep gelenek usulü gider.
Arapça gramer bilgisine dayalı, kaynakları ezber yapma, fıkıh kurallarına gömülme. Ondan hariç maalesef eğitim noktasında Kur'an'ı bir tefekkür sistemine bağlı, tevhidi bir okuma, tevhidi bir din inşasını bulamazsınız. O yüzden de biz Risale-i Nur'un bu dersleri sair bu eğitim metotlarından çok farklı gittiği için birazcık garip karşılanır. Mesela sohbete gidersiniz ve adam size çiçekten böcekten tevhid delillerini anlatır. İşte aydan sen söyle tevhid delillerini anlatır. Peygamber Efendimizin peygamberliğinin bir nevi ispatı yapılır. Hemen derler ki işte kardeşim bizim Peygamber Efendimizin peygamberliğinden bizim şüphemiz yok. Alem-i ahiretten şüphemiz yok ki biz niye böyle şeyler uğraşalım diyerekten var olan imanı yeterli görüp tahkiki iman çalışmasını maalesef yetersiz gördükleri için. Çünkü usul ve ezber gelenekte böyle bir şey yok. Gelenekte nasıl sohbet vardır? Besmele, değil mi? Hamdele, salvele, ondan sonra ana giriş, bir menkıbe, bir ayet, bir hadis, bir kıssa, böyle dahil namin. Netice bitti. Böyle bir eğitim sisteminden geliyorsunuz da tahkiki şekilde Kur'an'ı, hakikatleri böyle cımbızlayarak alıp böyle düşünen insanların arasına katılıyorsun. Bir de yanında okuma diyorlar. Okuyacaksın değil mi Ömer abi? Şimdi inşallah mektubata başlıyorsun. Okuyacaksın deyince o hepten problem. Çünkü bizim ilk emir nedir? Dinle. İkra. Okudur ama biz dinle olarak almışız. O yüzden biz dinlemeyi severiz. İşte böyle bir aslında şey yapmıştır. Risale-i Nur'un eğitim metodu bir müceddidlik yapmıştır. Kabul edenler tabii tabi oluyor. Olmayanlar da ondan sonra keyifleri bilir. Evet, şimdi konunun ikinci kısmına geçtik. Yani İsaliyet ve Abiliyat iki konumuzda dersimizde bu seferki ana konu şunu üzerinden gidecek. İsrailiyat alemi İslam içerisinde nasıl girdi? Şimdi bunu anlamak bana ne katacak? Yani girmiş. Şu anda İsrailiyat falan yok diye düşünebilirsiniz. İsrailiyat'ın Yahudi kaynaklarından gelen bilgileri olmayabilir ama İsrailiyat vasfı ve ona dair o vasıflara dayalı bilgi sistemi hala şu anda alem-i İslam'da mevcut ve revaçta. Onu reddetmek için okuyoruz. Örneklerini vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu öğrenelim. Acaba nereden girmiş İsrailiyat ve nasıl girmiş? Nasıl yer edinmiş alem-i İslam içerisinde? İsrailiyat'ın bir taifesi ve Hikmet-i Yunani'nin bir kısmı. İki düşünce akımı saldırmış. Birisi İsrailiyat, birisi de Hikemi Yunani dediğimiz. Yani felsefi görüşler. Yani sorgulayıcı felsefe ile diğer taraftan hikaye ve hayalata dair bilgiler. Alem-i İslam'a hücum etmeye başlamış. Aslında ikisi de çok kolay reddedecek bir görüş. Çünkü İslamiyet her ikisini de çok rahat reddediyor. Bakın, bugün felsefenin üretmiş olduğu sorgulayıcı sisteme karşı işte bugün deizm, ateizm, bir sürü izim çıktı değil mi? Bakın, çözüm üretmek noktasında çok zorlanıyoruz. Ki Risale-i Nur'un eğitim metodu haricinde buna karşı böyle reaksiyon gösterip çok net şekilde ikna edecek bir öğretim metodu bulunamaz. Bulunamaz, yok yani. Hatta bununla ilgili anım var benim. Bir tane kardeş, hafız. Yıllardan beri hep rica ettim, yalvardığımız bir kardeşimiz. Aman kardeşim şu hakikatleri oku. Bu hakikatleri oku, bak bu çok lazım sana, çok lazım. Yani kendine de lazım. Bak yarın bir gün hizmet içerisinde gireceksin. Yani Diyanet Dairesi içerisinde hizmet edeceksin. Bak bunlar çok lazım sana. Okumadı, okumaz. Çünkü adam hafız olmuş. 70 kişi cennete sokacak garanti. Zaten kendi de giriyor. Her ne gerek var kasacak boşu boşuna ondan sonra. Önemli olan nedir? İşte Sudes gibi taklit yaparak okumak değil mi? Ondan sonra vesaire imamlar gibi nasıl okudum, nasıl çektim vesaire bunlara hasıl nazar ettiği için bir gün bana telefon açtı. Abi dedi birisiyle tanıştım. Ya dedi bana dedi Allah'ın varlığı ile ilgili sorular sordu dedi ya. Bir soru sormuş, unuttum ben soruyu da. Buna nasıl cevap vereyim dedi. Dedim ki kardeşim bak şimdi buna nasıl cevap vereceksin biliyor musun? Sudes gibi dedim Fatiha oku. Dedim ki ama veled dalindeki da'yı dedim 4 çekeceksin mutlaka. Bir de o sonlardaki uzatmaları aynı Sudes gibi yaparsan dedim. Baktın olmadı. Bir de dedim Mahir gibi Fetih Suresi okudun mu Allah'ın izniyle iş biter. Ya abi niye dalga geçiyorsun? Dalga geçmiyorum kardeş. Ne oldu? Bak karşı taraf sana bir soru sordu ve sen
karşı tarafın sorulduğu soruyla tıkandın. Cevap veremiyorsun. Ya bugün en bakın en cüz'i okuyan bir nur talebesinin karşısına şöyle adam çıksın. Tıkır tıkır konuşur yani. Konuşur yalan mı? Emin abi bile mesela anlatır yani düşün. Yani o kadar az okuyan. Tamam mı? Adam çıkar söyler. En azından karşı tarafı ikna edemese de tamam mı? Susturur. Neden bunu ne için söylüyorum abi? Tahkiki iman çalışmaları esas olmadığından dolayı bak karşı koyamıyorsun. Cevap veremiyorsun. En basit mana bakın mahiyetinde yani anlattığı hakikatlerde açığı olan bir din farz et. Kendisine tabi olanlara düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz diye emir verir mi? Düşünmeye sevk eder mi? Ne yapar normalde? Düşünme. Çünkü düşünürsen açığımı yakalarsın. Değil mi? Tefekkür etme. Derinlemesine dalma der. Bunu kim diyor şu anda? Hocalar. Bunu kim diyor? Hocalar diyor. Kur'an demiyor ama. Öyle değil mi? Soruyorsun. Oho öyle deli çok derinlerde ama bak ya. Bizim bir Mehmet vardı aynı senin gibi böyle çok daldı. Tamam mı? Delirdi, kafayı yedi. Yani hayatımda bunun kadar katmerli bir yalan ben de hayatımda görmedim. Ya keşke ben delirsem böyle yani. Emin abi, şeyde Çanakkale'de nerede denize giriyorsun? Teknede açılıyorsun. Değil mi? Niye kenarda yüzmüyorsun? Yosun var. Taşlık var. Değil mi? Derinde yüzüyorsun. İnci mercan nerede çıkıyor? En derinde çıkıyor. Niye çok değerli şeyi derine koymuşlar? Çünkü gayret ister. Emek ister. Ara Davut adam bak Davut abi lakı lakı program bitiriyor. Bizim Recep'le dalga geçiyor. Davut abi yarın yaz bitti diyor tamam mı? Adam okuyor kardeş. Cahit abi okuyor. Cahit abi en önce bitirdi. Hatta adam bekliyor son güne bekliyor tamam mı? Yazmayayım şimdi ayıp olur. Aa nasıl okuyor kardeşim? Böyle de okunmaz ki ya. Tamam aynen böyle diyor. Böyle okunmaz ki ya tamam mı? Mesele şu bizim derine dalmamız lazım. Düşünmemiz lazım. Çünkü Kur'an bize bunu emrediyor. Yani o yüzden deizm, ateizm gibi düşünce sistemlerinin ondan sonra bizim karşımıza çıktığında bizi korkutmaması lazım. Ama karşıda düşünen bir insan, düşünen bir Müslüman, tefekkür eden bir Müslüman olmayınca otomatikman sıkıntı başlıyor. O yüzden İsrailiyat hayalatla, hikayeyle saldırı yapmış. Yunan felsefesi de yani düşünceyle, fikirle saldırı yapmış. Ve bununla beraber daire-i İslamiyet'e duhul etmeleriyle, bak önemli nokta burası. Nasıl girmiş? Din süsüyle. İşte problem bu. Biz süse takılıyoruz. Din süsüyle efkarı yani fikirleri ihtilale verdiler. Şöyle ki nasıl verdiler ihtilale fikirleri? O Necip kavmi Arap. Ya şu cümlelere bayılıyorum. Üstad Hazretleri var. Çok nokta atışı yapıyor. Neden diyeceksiniz? Bakın dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Muhammed-i Arabi lafını kullanır. Burada geliyor diyor ki Necip kavmi Arap. Niye Ahmet abi sence bunu diyor? Arap kavmini övüyor. Neden övüyor? Bakın bu bir tecdittir. Bize yıllarca Arapları hain olarak yutturdular. Hala öyledir. Bugün işte falanca filanca emirliklerin başındaki insanların aslı astarı nereden geldiği belli değil. Çoğu Yahudi uşağıdır. Araplıkla alakası yoktur. Olsa da bozulmuştur zaten. Tamam mı? Yıllarda biz affedersiniz köpeklere, siyah köpeklere Arap dedik yani. Değil mi? Arap haindir. Araplara da Türkler dinsizdir diye anlattılar. Türkler dinsizdir. Bak samimiyetle söylüyorum yani. Yani İngilizlerin kullandığı Müslüman bölgelerindeki insanlar Türkler dinden çıktılar diye aslında savaştıkları kişileri dinsiz zannederek savaşıyorlar. Sonra bakıyorlar ki iş öyle değil. Evet tabii bakıyorlar ulan nasıl iş bu? Kardeşler biz çatışıyoruz yani. O hale gelmiş vaziyet. Üstadım burada kullanmış olan Necip Kavmi Arap dediği hakikat bir hadis-i şerifin de bize işaretini veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Arapları iki noktada seviniz diyor. Bir, ben Arap'ım. İki, Kur'an Arapça indirilmiştir. 2 2 daha 4. Sen düşmanlık yapmak istiyorsan kardeşim düşmanlık yapacak insan çok. 3-5 tane ne olduğu belli olmayan kişi yüzünden, şu andaki ülkelerin başındaki insanlar yüzünden Araplara düşmanlık yapma yok. Araplar bizi sattılar, sırtımızdan vurdular, bilmem neler vurdular. Sanki aman aman Avrupa bizi kucakladı da, sırtımızı sıvazladı da, Avrupa'nın bize yapmış olduğu melanetin, çeyreğini yapmamıştır Araplar. Ama hep maalesef böyle bir bilgi verildi. O yüzden burası çok önemliydi, o yüzden bilerek üzerinde durdum. Diyor ki,
Zamanı cahiliyette bir ümmeti ümmiyeydi Araplar. Vaktaki içlerinden hak tecelli edip istidadı hissiyatları uyandı da meydanda yol açan dini mübini gördüklerinden umum rağbat ve meyilleri yalnız dinin marifetine inhisar eylediler. Ümmi millet. Okur yazarlığı çok az. Yani düşün, Mekke'de o zamanlar okur yazar kişi sayısı o kadar az ki, bunlardan bir tanesi Ebu Cehil. Okur yazarlardan bir tanesi Ebu Cehil. Ama Arapların şöyle bir hususiyeti var. Zekaları ifrat derecede ve söz ve kelam ve şiir noktasında tarihi olayları da birbirlerine böyle nesilden nesile şiirvari, hikayevari şekilde anlatan, aktaran bir millet. Bu noktada çok acip bir şey var, özellikleri var. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesinin bir tanesi belagattır. Kur'an-ı Kerim belagatla Araplara meydan okumuştur. O zamanki ümmi ve cahil olan Araplara, sonraki birçoğu sahabi olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim belagatıyla öyle bir kılıç çekmiş ki şaşırmışlar. Hatta anlatılıyor Risale-i Nur'larda, değil mi bu hakikat? Yani Kabe'de asılan Muhalekat-ı Seba, 7 tane şiir var. En iyi şiir 7 tanesi Kabe'nin duvarına asılıyor. Vahiy nazil olmaya başladığında artık onlar inmeye başlamış. Yani vahyin karşısında çaresiz kalmışlar. Hatta değil mi, Lebed'in kızı diye anlatılır. Daha meşhur şairin kızı duyuyor, secdeye kapanıyor. Belagatı. Şimdi biz söz sanatını bilmiyoruz ki, biz günde 200 kelime konuşan, bunun yüzü de küfür olan bir insanın belagattan ne alacak yani? Böyle bakarız ama işin ehli insan, değil mi? Ne yapıyor? Bak, secde etmiş. Demişler ki sen Müslüman mı oldun? Yok demiş. Ben ayetin belagatına karşı secde ediyorum. Secde demek buradaki bizim bildiğimiz Allahu Ekber secdesi değil, yani acizliğin ifadesidir. Adam şeye gelmiş, Sultanahmet'e gelmiş, ondan sonra bu kubbesi en iyi şey Sultanahmet miydi? Selimiye. Japon mimar, adam böyle kubbeyi çekiyor, çekiyor, çekiyor böyle, tamam mı? Kendinden geçiyor böyle, adam yere kapanıyor falan yani. Ne bu? Secde etmekti adam. Yani sanatı görüp, işin ehli adam sanatı görüp, tam diyor ki ya bu imkansız. O zamanki teknolojide bunun yapılması imkansız. İşte o zamanki Arap Yarımadası'ndaki o belagatın had safhada olduğu zamanlarda Kur'an-ı Kerim belagatıyla onları aciz bırakmıştır. İlk mucizesi, belki en önemli mucizesi belagattır Kur'an-ı Kerim'in. 25. sözü Üstad bunu 40 vecihli anlatıyor ondan sonra. Neden buraya geldik? O zaman bu kavim ümmiyken hissiyatları çok kavi, dini mübin İslam'ı gördüklerinde tabiri caizse adeta yapışmışlar. Ve bütün hissiyatları ve fikriyatları din üzerine olmuş. Hatta ashab-ı kiram anlatırken 27. sözün zeylinde, onlar diyor en büyük mevzuları kendi aralarında, bugün bir ayet nazil oldu mu? Veyahut da biz Cenab-ı Hakk'ı nasıl razı ederiz? Aralarındaki konuşmaların hepsi bu şekilde. Ve birbirlerine ayrılırken birbirlerine Asr suresini okuyarak ayrılıyorlar. Bizim ne? İşler nasıl? 9 oldu euro, 8 oldu dolar. Tamam mı? Dolar dolar mı? Dolmazsa ne olur? Euro'ya boşaltırız. Euro'dan dolmazsa onunla altına başvururuz. İşler nasıl? Ne olacak? Bu kriz ne kadar gider? Ondan sonra işler çok kötü. Bir şeyler yapmak lazım. Yeni bir şeyler yapmak lazım. Ayrılırken daha da kendine iyi bak. Şimdi böyle bir kafa yapısı düşün. Şimdi böyle bir kafa yapısının, yani bütün derdi din olan, kendi hayatının merkezine dini koymuş, işi gücü vahiyle ve vahiyin tercümanının getirmiş olduğu hakikatlere hemhal olan zatları anlamasını bekleyemeyiz. Ve o yüzden de anlayamıyoruz zaten. Ama bütün alemleri bununla dolu. Şimdi fakat kainata olan nazarları, kainata olan nazarları teşrihat-ı hikemiye nazarıyla değil. Ne demek teşrihat-ı hikemiye? Yani hikmet ve felsefe nazarıyla yapılan araştırmalarla elde ettikleri sonuçlara göre değil. Amiyane, düz, gördükleri üzerinde düşünen bir toplum düşünün. Felsefeye, hikemeye, teşrihat-ı hikemiye değil. Yani böyle fen ve felsefenin derinlemesinde ifade ettiği şekillerle kainatı süzmüyorlar. Amiyane ve düz bir şekilde gördüklerini yorumlayan yorumlar şekilde ve belki istidraden, yalnız istidlal için idi. Ne demek? Yani anlatılacak olan şeyi teşbih ve temsillerle delillendirerek anlatıyorlar. Mesela şunun bardak olduğunu anlatırken teşbih ve temsil kullanıyor. O şekilde bunu anlatıyor. Yani meyilleri bu şekilde. Çünkü ümmi bir toplum. Şimdi hal böyle ama onların diyor o hassas zevki tabiilerine ilham veren
yalnız onların fıtratlarına münasip olan geniş ve ulvi muhitleri ve safi ve müstait olan fıtratı asliyeleri talim ve terbiye eden yalnız Kur'an idi. Şimdi o toplumun fıtratlarına münasip olan, onları etkileyen iki nokta. Bir, geniş muhitleri, yani öğretim noktasında almış oldukları geleneksel bir öğretim metodu ve bununla beraber bu öğretim metoduyla birebir orantılı giden Kur'an'la beraber fıtratları meczolmuş. O yüzden Kur'an-ı Kerim hep temsil ve teşbihtir. Yani Kur'an-ı Kerim belki de %60'ı, minimumu söylüyorum, bunun fazlasını da diyebilirsiniz, teşbih ve temsil üzerine bina edilmiştir. Ve buradan o zamanın ümmi kavmi, sonra sahabe olan o kavim hakikatlerle yüzleşmeye başlıyor. Hakikatleri almaya başlıyor. Şimdi bundan sonra kavmi Arap sair akvamı belettiği gibi, yani İslamiyet'in yayılmasıyla beraber artık yavaş yavaş İslam devleti oluşuyor. Ve sair akvamı, kavimleri adeta yutmaya başlıyor. Kendini almaya başlıyor, belediyor. İran, Fars, Rum hepsini ondan sonra yavaş yavaş içine almış, etkisi altına almış. Hem maddi hem manevi olarak. Ama bununla beraber bak ne olmuş peki? Mileni sahilenin malumatları dahi Müslüman olmaya başladığında. Tamam, oralar alınmış ama bu sefer sair milletlerin malumatları da yavaş yavaş İslamiyet'e girmeye başlıyor. Bak şimdi muharefe olan İsrailiyat, yani tahrip edilmiş, hakikaten uzaklaşmış olan İsrailiyat, Vehb ve Kaab gibi eskiden Yahudi alimi olan ve sonradan sahabe olan kişiler tarafından ulema-i ehli kitabın İslamiyetlerin cihetiyle Arapların hazaini hayalatına bir mecra ve menfez bularak o efkarı safiye karıştılar. Zaten fikriyat ve hissiyatı teşbih ve temsile müsait olan kavimdi. İsrailiyattan gelen bilgilerin de çoğu muharife olunmuş, tarif olunmuş ama içerisinde hakikat var, hakikat payları da var. Tamam mı? Ne oluyor? Arap, o zamanki Arap sonradan sahibi olan o kişilerin alemine yavaş yavaş yer edinmeye başlıyor bu anlatılanlar. Şimdi ama devamında bak tehlike başlayacak. Hem sonra da ihtiram dahi gördü. Hatta Müslümanlar arasında bu ihtiram gördü. Dediler ki evet çok güzel, maşallah, çok hoş oldu. Neden? Bak şimdi, zira ulemayı ehli kitaptan İslamiyet'e gelenler İslamiyet şerefiyle gayet celalet ve tekemmül ettiklerinden malumat-ı muzahrefe-i sabıkaları makbule ve müselleme gibi oldu. Şimdi zaten geçmişte alim olan bir kişi İslamiyet safına geçince İslamiyet'in ona vermiş olduğu bir celalet var. İzzet. Allah bize de nasip etsin. Maalesef şu anda biz o izzetten çok uzağız. Yani hem şahsi hem geniş dairede bakınca artık Müslüman, affedersin, böyle ikinci sınıf bir insan muamelesi görüyor. Ya izzet yok. Niye yok? Çünkü Kur'an'ın izzetini biz kaldırdık. Kur'an da bize zillet içinde bıraktı. Geçen hafta okumuştuk ya, değil mi? Kur'an'ın izzetini biz geride bıraktık. Kur'an da bizi zillet içinde bıraktı. Ama şimdi Beni İsrail'in o alimleri İslamiyet safına girince İslamiyet'inle beraber ne oldu? Celalet. Bir azamet gözükmeye başladı üzerlerinde. Tekamül de gözükmeye başladı. Yani zaten kişi alim. Bir de anlattıkları hikmetli olunca, ama bununla beraber malumat-ı muzahrefe-i sabıkaları, yani geçmişte bildikleri eski dinlerinden gelen malumatları onların o celaletine ve tekamülüne binaen makbule, yani kabul görüldü ve müselleme, herkese doğruluğu kabul edilmiş olarak daire-i İslamiyet'e girdi. Şu anda biz bir kişinin söylemiş olduğu kelamı neye binaen dinliyoruz, neye binaen ondan sonra kabul ediyoruz? Dış görünüş. Şimdi ben burada doktor olsam, prof olsam, biraz daha böyle kalıplı bir adam olsam beni başka dinlersiniz. Değil mi? Kravatım olsa mesela. Ama şimdi bakıyorsun ki hiçbir şey yok yani. Nesini dinliyorsun? Nesini dinliyorsun şimdi? Hayır. Şimdi sen muhabbetin var diye veriyorsun. Mesela adam bir yere gitmişim, hiç unutmuyorum. Ben anlatmışlar, hoca gelecek, hoca gelecek, hoca gelecek, tamam mı? Ulan bir gittim, tamam mı? Diyor ki bir tanesi orada, hatta yani orada 3 tane milletvekili varmış, benim haberim yok. Yani çağırdılar, gittik. Diyor ki adam, milletvekili,
Hoca nerede dedi. Ben de yanındayım ha. Böyle aha da buradayım. Niye? Adamın alemindeki hoca nedir? Kelli, felli, böyle sakallı, bakallı. Ondan sonra cüp böyle adam. Yani adam da adam adam. Bir bakıyor lan ne var? Dışarıdan adamı çocuğu getirmişler buraya. Yani bak şimdi buradaki manayı nazara vermek için uğraşıyorum. Dış profil veyahut da etiketine binaen biz çoğu zaman anlatılanı sorgulamadan alıyoruz. Falanca demiş. Falanca hoca dedi ya sen daha iyi bileceksin. Kardeşim bu işte ters bak bu İslamiyet'in usulüne de. Ne de sen daha iyi bileceksin. Ha, maaş 2 sene bak kitap okudun da maaş alim kesildi. Hemen yargılama başlıyor. Ya adamın anlatmış olduğunun hakikatinin içeriği araştırılmıyor. Ön kabul yani adam profili bak adam. Profesör kardeşim. İyi de lan profesör adam ya. Allah Allah profesör de ne profesörü? Yani ne profesörü yani her profesör olup her prof olana sen şimdi ortopedi profesörüne kalp verir misin? Kalbim var ortopedi profesörüne git. Kardeşim benim kalpten sıkıntım var. Olsun prof. Abi adam ortopedici la. Kalpten ne anlar yani? Adam okumuş. Evet. Profesör. Ama iman eğitimini almamış. İman eğitimi üzerinde mesai sarf etmemiş. Bilmiyor. Bilmiyor canım adam profesörlüğüne zarar vermez ki. Bulunmuş olduğu dalga ne profesör olsun. Hiç önemli değil. Ama biz ne yapıyoruz? Karşı tarafın anlattığını profiline göre. Aynen bu hata işte. Aynen şuradaki hata, birebir bu hatayı yapıyoruz. Çünkü bir celalet var. Bir izzet var. O izzete binaen ondan sonra bir tekamül var. Adam öyle böyle bir eğitim almış. Bir kemalat gözüküyor adamda. Adamın anlattıkları hiç önemli değil. Hemen alıcıları hop açıyoruz. Bu sefer farkında olmadan malumat-ı muzahrefe-i sabıka dediğimiz kendine dimağından uydurduğu Kur'an ve hadisle birebir belki de çakışan şeyleri bile biz ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Alıyoruz. Kardeşim girene dikkat etmezsen çıkana engel olamazsın. Şimdi sen affedersin sürekli lifli gıda yedin mi ne olursun? Kabus olursun. Doğru mu? Yani çok farklı şey yedin değil mi? Sağlıkçı burada. Çıkana engel olamaz. Girene dikkat edeceksin. Bunu dikkat edeceksin. Her şeyi izleme, her şeyi dinleme. Sabaha kadar hiç usul bilmeyen, şey bilmeyen insanların program, din programı adında adam sana yapıştırıyor. Sen de bunların hepsini dinliyorsun ve farkında olmadan alemin ondan sonra bulanmaya ve karışmaya başlıyor. Bak girdiler diyor. Zihinlerine girdi. Ret olunmadı ama bak şimdi. Çünkü neden? İslamiyet'in usulüne müsaadim olmadığından hikayet gibi rivayet olunurken emniyetsizliği için tenkitsiz dinlenir idi. Şimdi usulüne aykırı değil. Bir de hikaye var anlatılıyor tamam mı? Bir de emniyet verilmiyor. Çünkü İslamiyet'in usulünden değil bu. Yani bunu biz hüküm olarak kabul etmeyeceğiz diyor. Ama dinliyor, hoşuna gidiyor. İçine giriyor. Fakat Hayfa maalesef sonra hak olarak kabul edildiler. Çok şüphe ve şükukata. Alemlerindeki zedelenme, vesvese, şüphe ve vesvese tarzı. Böyle insanın hakikati sorgularken farkında olmadan karşı tarafa geçme hali. Yani objektif bakamama. Buldun mu abi? Evet. Şimdi ne oldu bak girdi. Hikayet gibi emniyetsiz olarak kabul edildi ama zaman geçti. Mürür zamanla o şeyi tartacak, bitecek insanların azalması ve hikaye tarzı anlatım şeylerinde insanın nefsinin de hoşuna gitmesiyle beraber hakikatin yerine geçmeye başladı. Hem de vaktaki şu İsrailiyet. İsrailiyat. Kitap ve sünnetin bazı imaatlarından merci ve bazı mefahimlerine bir münasebetle mehas olabilir idi. Evet. Anlatılanlar belki İslamiyet'in hakikatlarında bir merci, bir ondan sonra dayanak noktası olabilirdi. Fakat bak burası çok önemli. Ayet ve hadisin manaları değil. Ayet ve hadisin manaları İsrail varı hikayelerle anlatılmaz. Bak bu farklı bir şey. Manayı hikayeyle sen söyle, sen tasdik etmek veyahut da kuvvetlendirmek farklı bir şey. Hikaye üzerine mana bina etmek farklı bir şey. Manayı hikayeyle kuvvetlendirmek, akla yaklaştırmak farklı bir şey. Kur'an-ı Kerim bunu yapıyor. Ama şu anda ne yapılıyor? Mana hikayeyle anlatılıyor.
Mana hikaye anlatılıyor. Tamamen zıt bir durum. Belki faraza doğru olsaydı, masadak ve efradından olmaları mümkün olduğundan sui ihtiyarlarıyla başka bir mehazi bulmayan veya atfı nazar etmeyen zahir perestler bazı ayet ve ehadisi o hikayeti İsrailiye tatbik ederek tefsir edildiler. Şimdi bakın ortaya ne çıkmış biliyor musunuz? İsrailiyat kitap ve sünnetin bazı imamat yani işaret ve manalarına merci ve fikir anlayışına mehas yani kaynak olarak kabul edilmiş. Fakat ayet ve hadisin manaları olmaması lazım gelirken bu hikayeler, bu bilgiler ayet ve hadisin masadakları yani doğrulayıcı manaları olması lazım gelirken aslını bulamayan, hakikati aramakta tembellik eden, hakikati aramada tembellik eden. Okuyor Kur'an-ı Kerim'de geçen temsilleri. Tamam, anlatıyor, anlatıyor. Ben bekliyorum. Ne anlatacak? Anlatıyor Belkıs'ın tahtının getirilmesini. Kur'an-ı Kerim'de geçen kısım çok az. Nereden buluyorsa, nereden buluşturuyorsa sizi öyle bir camiye götürebilirim. Yalanın varsa o zaman dersen sana alacağım, sen yalan konuşuyorsun. Çok mübarek adam. Çok mübarek adam ama ben dinliyorum. Bakıyorum ne anlatacak şimdi. Belkıs'ın yanında iki tane şey varmış. Onu getirmiş, bunu getirmiş. Taht, maht, o, bu derken anlatıyor, anlatıyor. Ezan okuyor. Haftaya devam ederiz. Ya neyine devam edeceğiz abi? Çıkıp böyle diyesin var. Hocam neyine devam edeceğiz? Yani ne? Tamam. Belkıs gitti. Taht gitti. İfritlerinden haberimiz yok zaten. Neyine devam edeceğiz? Ne kaçacak bana? Ne kaçacak bana ya? Ama sor. Kafir olursun. Taşlarlar. Kur'an bana bunu bunun için mi anlatıyor? Hikaye, anlatılan temsil, anlatılan hikayenin bir hakikati var. Fakat hakikati aramakta tembellik. Açıyor tabii tefsir bir tane kitabından. Hikaye okuyordu, okuyor. O da bilmiyor ne okuduğunu. Dinleyen zaten gelmişti. Çok da güzel hikaye. Hikayeler sevildi zaten biliyorsunuz değil mi? La Fontaine'den masallar vardı mesela. Bak La Fontaine'den ama anlat dinleyeyim. Bizim zamanında şey vardı, bir tane kadın vardı. TRT'nin böyle son kapanış saatlerinde hikaye anlatırdı böyle. Evet çocuklar, hadi bakalım bu geceki hikayemiz vardı. Anlatıp dinlerdik. Hikaye anlat bana. Çünkü neden kafayı yormuyor. Yani mekanizmayı çalıştırmaya gerek çok fazla. Çalışmıyor yani. Dinliyor. Yani dinliyor. Hakikati aramada tembellik eden zahir perestler bazı ayet ve hadisi o hikayeti İsrailiye tatbik ederek tefsir ettiler. Edildi ve ediliyor maalesef. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek yine Kur'an ve hadisi sahihtir. İşte nokta burası. Kur'an, Kur'an'la tefsir edilir. Ne demek bu? Geçen bir tane hocanın videosunu attılar bana. Demiş ki Kur'an'ı açıklama yetkisi Peygamber Efendimiz'e dahi verilmemiştir. Kur'an'ı ondan sonra Kur'an tefsir eder. Bakın söz doğru. Bak söz doğru. Sözün doğruluk kısmı var. Tamam sözün doğruluk kısmı var ama sözün o iki doğrunun arasında öyle dehşetli bir şey koyuyor ki farkında olmadan Kelamullah'a set çekiyor. Peygamber devre dışı bırakılıyor. İlerleyen zamanlarda sonra hadislere saldırıp o kişinin ben cibilliyetini biliyorum yani kafa yapısı o. Hadis şeriflere saldırarak da hadisi devre dışarı bırakmaya başlıyor. Kur'an Müslümanlığı adı altında ortada tek vahyin mealen manası kalaraktan Müslümanlık bina edilmeye çalışıyor. Çok tehlikeli. En tehlikeli de bu da zaten. İki tane doğrunun arasında bir tane yalan sıkıştırmak. Halbuki Kur'an'ı tefsir edecek yine Kur'an ve hadisi sahihtir. Yoksa ahkamı mensuh olduğu gibi kıssası dahi muharefe olan İncil ve Tevrat değildir. Yani İncil ve Tevrat'tan almış olduğunu hikayelerle veyahut da Kur'an'ın ve hadisin uslubundan ve eğitim metodundan dışarıda duran hikayelerle Kur'an ve hadis tefsir edilmez, tevil edilmez, din anlatılmaz kardeşim. Yapma. Bunu böyle anlatma. Esas olan bu yöntem değil. Ama ne yapman lazım? Uğraşman lazım. Uğraş üzerinde ciddi tefekkür etmen lazım. Kendin ayetle birebir muhatabiyeti kurman lazım. Ama zordur bu. Uğraş ister işte bak. İsrailiyatla ilgili 32 sayfadan çalışıyoruz.
Hala çalışıyorum. 32 sayfa okuyorum maşallah. Bu ders 3 seri olacak. Tamam mı? Buna vakit harcayacaksın. Tabii kolay. Al şey kitapları vardı böyle. Etkili vaazlar kitabı. Satılıyor. Gidin şeyde Diyanet İşleri'nin var ondan sonra etkili vaazlar. Aç abicim. At et. He? Bundan kalın. Bundan kalın tabii. Etkili zamanında etkilemiş. Zamanında etkilemiş ama şimdi etkiler mi o da ayrı mesele. Kolay olan şey zor olan şey. Ama uğraş lazım üzerinde. Ve bu sefer ne oluyor? Kur'an ve hadisi ondan sonra biz farkında olmadan kıymetten düşürüyoruz. Nasıl bir zararı oluyor peki bunun? Evet, elhasıl ifrat gibi tefrit de muzırdır. İfrat, tefrit bir de vasat var. 3 tane. İfrat üst, fazlalaştırmak. Tefrit en alt seviye. Bir de vasat var. Olması gereken haddi vasat. Bu birazcık yanlış kullanılıyor bizim Türkiye'de futbol mesela. Futbolu vasata geçemedi diyor. Tamam? Vasat olması gerekendir zaten. Vasat alt olarak ifade ediliyor. Aslında vasat olması gereken kıvamdır. İfrat, bakın ifrat ve tefrit ikisi de muzır, zararlıdır. Belki daha ziyade zararlı olan nedir? İfrattır. Yani abartma, haddinden fazla gösterme. Bak şimdi. Fakat ifrat tefrite sebep olduğundan daha kabahatlidir. Evet, ifrat ile müsamahanın kapısı açıldı. Hikaye vari tarzda, hayali şeylerle din anlatılma da ifrat olmaya başlıyor. Yani Cahit abi bir şey vasfetti. Bir dahaki hafta buna çok değineceğiz. Ben onu alıyorum, üzerine katıyorum. Ben anlatıyorum. Ömer abi benden duyuyor, bu yetmez diyor. Bir tane daha yapıştırıyorum üzerine, bir kat daha anlatmaya başlıyor. Önümüzdeki haftayı işleyeceğiz. Bir tane örnek vereceğim. Alimize yakınlaşsın diye konu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şakk-ı Kamer mucizesi var. Ayı ikiye yarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Şakk-ı Kamer. Ay yarıldı diye. Bu olayı anlatırken eklenene bakın. Peygamberimiz ayı ikiye yardı. Hatta ay cebine girdi çıktı. Evet evet. Kitaplarda geçer. Mektubatta geçiyor. Tamam mı? Şakk-ı Kamer mucizesinin hemen arkasında zeylinde görürsünüz. Neden her yer herkes görmedi diye soru geliyor. Anlatılıyor da böyle bir şey söyledi, bunu eklendi diyor, sen söyle, İsrailiyattır diyor yani. Ne demek bu? Ya sen niye abarttın kardeşim? Ay yarılmıyor, zaten kendisi bir mucize. Cebine girdi çıktı, niye ekliyorsun yani? Çünkü insanın fıtratında var, bak bir dahaki hafta giderse buna çok dikkat edeceğiz. Mübalağanın ne kadar zarar verdiğini anlatacağız. Yani ifratta böyle bir şey var. Müsamahanın kapısını açıyor. Çünkü çürük şeyler o hakaiki âliye karıştığından ehli tefrit ile İnsafsız olan ehli tenkit. Şimdi iki nokta var. Bir tarafta ehli tefrit. Yani maneviyata karşı o kadar yabani ki adam. Yani her şeye eleştirilsel gözle bakan bir tip model düşünün. Müslüman ama. Bir tarafta da insafsız ehli tenkit var. Açık arayan, İslamiyet'i böyle ondan sonra yıkmak için, bölmek için, bozmak için, İslamiyet'ten insanı uzaklaştırmak için açık arayan bir adam düşünün. Zaten bak ya size söyleyeyim mi? Dünyada hak din İslam olduğunun çok çok küçük bir örneğini vereyim size. Kimse Hristiyanlığı bozmak için uğraşmaz. Kimse Yahudiliği bozmak için uğraşmaz. Budizmi bozmak için uğraşmaz. Bütün ondan sonra dine karşı olan kurulum ve kuruluşların tek derdi İslamiyet'tir. Bu bile İslamiyet'in hak olduğunun en büyük göstergesidir. Niye düşmanlar yani? Niye ona saldırmıyor? Niye ona saldırmıyor? Bak, yalnızca bir örneğini vereyim size. Şimdi İslamiyet'in içerisindeki en ufak bir açığı aramaya, bulmaya çalışan insafsız ehli tenkit. Gayet haksız olarak şu çürük şeylerin yüzer misline olan hakaiki âli içinde gördüklerinden küs ürktüler, nefret ettiler. Bak, ürktüler, nefret ettiler. Ürken kim? Ehli tefrit. Ya din dediğiniz hakikat bu kadar mı? Böyle mi ya? Böyle mi? Buna mı şey yapacağız yani? Böyle mi inanmamız lazım yani dediler. Diğer taraftan hala ondan sonra bunlarla mı uğraşıyorsunuz? Şunlara bu hayallerle din mi böyle? İşte bu yüzden biz geri kaldık yani. Böyle demişler. Biz Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa top tüfek diye ileri gitti dedi. Evet bu mektubatta geçen bir kelam bu. Böyle demişler. Böyle görülmüş maalesef. İslamiyet ilericiliğin veyahut da bilimin, teknolojinin, ilerleminin karşısındaki bir din olarak gösterilmiş. Tam tersiyken. Avrupa bugün ileri gitmişse o tarif olmuş oldukları dini kiliseye hapsettikten sonra Avrupa ilerlemiştir. Çünkü onların o tarif olmuş dinleri yani İncil,
Yahudilik vesaire şu andaki bozulmuş olarak şey. Ne yaptılar? Reform hareketlerinde ne yaptılar? Dediler ki siz Hristiyan oturun kardeşim, biz size paranızı vereceğiz, karışmayın. Bakın Hristiyanlık ne zaman ki dini kiliseye hapsetti, ruhbanlara dedi ki oturun siz burada kardeşim, papazlara. Tamam, biz size pazar günü uğrarız. Öyle sütü sabuna dokanmayın siz. Tamam mı, bu kadar. Çünkü Avrupa Engizasyon mahkemeleri dedikleri mahkemeler de bilim adamlarını vesaire asıyordu adamlar yani. Ya bu kadar mı ondan sonra insanlar ikna edilir yani? Bu kadar mı ön yargıyla yaklaşır ya? Enteresan ya. Yani sen söyle, bu öyle bir şey. İnsanlar ne yaptılar? Ürktüler, nefret ettiler, uzak durdular. Haşa, lekeder ve kıymetsiz zannettiler. Lekeder ve kıymetsiz zannettiler İslamiyet'in hakikati. Neden ama? Çünkü ifratla, tefritle. Özellikle ifrat en büyük tehlike. Abartaraktan, hakikatten uzaklaştırıyorsun meseleyi. Ve bak şimdi bir örnek verecek. Acaba diyor defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa. Bak defineye hariçten girmiş. Defineye ait değil. Hariçten girmiş bir silik para bulunsa. Veya bir bostanda başka yerden düşmüş çürük ve acı bir elma görünse. Hak ve insaf mıdır ki umum defineyi kalp yani sahte umum elmaları acı zannedip vazgeçmek ve lekeder eylemek. İslamiyet'i dinliyorsun, araştırıyorsun, bir tane ondan sonra şey buluyorsun, bir mesele buluyorsun ki ne diyor bak defineye hariçten girmiş. Kendisine ait değil. Ve hatta koca bir bostana bir tane çürük elma yüzünden ya İslamiyet böyle, İslamiyet şöyle diyerekten İslamiyet'e haşa düşmanlık ediyorsun. Evet, şimdi manevi İsrailiyat'a nasıl gidilir? Şimdi İsrailiyat böyleydi, böyle girmiş, böyle yer etmiş ama bir de manevi İsrailiyat var. Yani farkında olmadan ben de manevi İsrailiyat'a doğru kayabilirim. Böyle bir hata yapabilirim. Bu nasıl olacak? Bunu neye dikkat etmek lazım? Seyyid olmayan seyyidim ve seyyid olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve duhul ve huruç haram oldukları gibi. Yani ben seyyidim desem, seyyid olmazsam bir günah. Seyit olduğum halde seyit olduğumu söylemesem bu da günah. Dahil ve huruç ikisi de haram. Günah yani diyor. Bir misal bu. Hadis ve Kur'an'da daha ziyade veya noksan etmek, hadis veya Kur'an'daki bir hakikatta daha ziyade etmek veyahut da noksan etmek, azaltmak da memnudur, men edilmiştir. Yasaktır, yapamazsın. Fakat ziyade etmek, yani arttırmak nizamı bozduğu için daha zararlıdır. Neden? Noksana cehil bir derece özür olur. Yani bir şey anlatırken eksik anlatabilirsiniz. Bilmiyorsunuz, cahilsiniz, öğrenmemişsiniz tam olarak eksik. Eyvallah, kurtarırı var. Fakat ziyade etmek ilim ile olur. Ziyade etmek, arttırmak ilim ile olur. Alim olan mazur değildir. İşte bakın, alim olan mazur değildir. Özrü yoktur. Kezalik başta bunu niye anlattı? Dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasl etmek ikisi de caiz değildir. Bir hakikati anlatacaksın. Kardeşim hakikati anlatma ölçüsünü vermiş Kur'an-ı Kerim sana. Ekleme ya. Arttırma. Daha güzelleştireceğim diye niye üzerinde şey ayar vuruyorsun? Veyahut da niye noksanlaştırıyorsun? Çünkü neden? Eğitime tabi tutmadığın hissiyatlarınla anlatıyorsun. Eğitime tabi tutmadığın fikriyatınla anlatıyorsun. Benlik pencerende el fenerini kırmadan vahye muhatap olmuyorsun. Hala bencelerim var. Bence böyle ya. Bence böyle olmasın. Bence eksik söylenmiş. Bence bence. Hep böyle. Bakın bence 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 bence. Enteresan bizim Türk toplumu kadar bu noktada konuşan başka toplum yoktur yani. Bilmiyorum. İddialı bir cümle olabilir ama öyle. Üst konuda uzmanızdır biz. Din, futbol, siyaset. Anamızdan doğduğu anda bu üç noktanın müthiş bir şeyimiz var yani. Özellikle din konusunda biraz daha mütevazıyızdır. Tamam, mesela siyaset ve futbolda öyle değildir yani. Herkes bilir ama din konusunda biraz daha ihtiyatlıyız. Ya ben bilmiyorum ama deriz. Bence deriz, ondan sonra dökülür. Konuşur da konuşur.
akrabamla konuşmuştum da anlatmıştım belki. Adam ben bilmiyorum ama dedi bence dedi başladı konuşma konuştu 5 dakika konuştu. Maşallah dedim ya. Elhamdülillah bilmiyorum bu kadar konuşayım. Bir de bilsen dedim var herhalde susmazdın yani sabah kadar. Ha ben biliyorum ben konuşmuyorum. Ben biliyorum. Adamın din noktasında okumuş olduğu iki eser var. Birisi din kültürü ve ahlak bilgisi. 1, 2, 3, 4, 5 sınıf. İlkokuldan mezun çünkü. Tamam bu kadar. Ondan sonra bir de takvim yaprağı okumuş eskiden. Ondan hariç dinle hiçbir alakası yok adamın yani. Cuma'ya bile gitmiyor bu adam. Bak vallahi Cuma'ya bile gitmiyordu bu adam. Dini mevzu şakıyor mübarek ya. Ne 5 vakit? Cuma'ya gitmiyor ya adam. Mübarek ben diyorum Cuma adam 5 vakit diyor. 5 vakit nerede? Cuma hani bazı kültürden gider adam yani. En azından bir şey vardır, bir tohum vardır. Adam gidiyor mesela, kılamıyor Allah affetsin diyor ama abicim hiçbir şey yok adamda ya. Adam hiç unutma bir kere bayram namazına kaçırmıştı. Zaten senede iki kere bayram namazına geliyor. Ya dedim maşallah dedim ya senede iki kere camiye giriyor. Onu dedim uyuyakaldım bir tanesi kaldı dedim. Ya bari bir dahaki bayram ayıl da git yani. Ya bu adam bildiğin şakır şakır din konuşuyor kardeşim. Şimdi neden? Çünkü bencelerle vahye muhatap olunmaz. Hadise muhatap olunmaz. Bencelerle yaklaşınca bu sefer kıyaslarla, mantık oyunlarıyla, hikayelerle bir şeyler anlatmaya çalışacaksın. Bu sefer ne olacak? Bak şimdi. Belki hikayatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrefatı, teşbihatın mübevvehatı, elması akidede, cevheri şeriatta, dürer-i ahkamda idhal etmek. Kıymetini daha ziyade tenzil ve müteharri hakikat olan müşterisini daha ziyade tenfir ve pişman eder. Şimdi bak bunu tablolaştırdım daha rahat anlamamız için. Ben bir hakikati ifade ederken hikaye vari şekilde ondan sonra meseleyi anlatıyorsam sürekli hikayelerin bakırlarıyla diğer taraftan İsrailiyatın atıkları dediğimiz Kur'an ve hadisin uslubu ve öğretisinin dışında hikayelerle böyle insanüstü olaylarla bir meseleyi ifade ediyorsam, masallarla anlatıyorsam, diğer taraftan da benzetmelerin sahte manalarını esas yapmışsam ve hikayelerin bakırları elması akidenin önüne geçmişse, akide dediğimiz hakaiki imanın esaslarını anlatılan noktaların önüne geçmişse, diğer taraftan İsrailiyatın atıkları cevheri şeriatın önünü perdelemişse, hakikate ulaşmakta bir perde olmuşsa senin için, diğer taraftan da benzetmelerin sahte manaları, dürür-ü ahkam dediğimiz hakiki hükmün önüne bir perde olmuşsa, bunun iki zararı olur. Ne olur? Bir, hakikatin kıymetini düşürür. Ne anlattın kardeşim sen bu kadar bana? Hakikat perdelendi. Hakikatin merak bile etmemeye başladın artık. Çünkü kıymeti düştü. Böyle bir hikayeden çıkacak hakikatin ne olur yani? Basitleşir. İki, burası çok önemli. Müteharriki hakikat olan, hakikati araştıran insanlar var. Onları ne yapar? Böyle müşterileri tenfir eder, nefret ettirir veyahut da pişman eder. Ölçü çok önemli. Uslup çok önemli. Usul çok önemli. Bakın bunları bilmeden dinle muhatap olunmaz abi. Maalesef bugün kürsülerde bakın şu ölçülerin hepsini rahatça göreceksin. Bakın bundan sonra maalesef siz süslü dersiniz size şöyle bir zarar olacak. Bundan sonra kürsüde hikayeden anlatan insanlara karşı diyeceksiniz kardeşim ne anlatıyor bu? En azından sorgulama kapısı açılacak size. Şunu yapmayın, kınamayın. Ama dinleyin, hakikate ulaşmaya çalışın. Müşteri olun. Bakın müşteri olun. Siz hakikate odaklanın. Adam anlatsın, hikaye anlatsın. Şu an önemli değil mi? Hakikati yakalamaya çalışıyorum kardeşim. Tabii var. Oradan gelecek, onda gelecek. Bir dahaki haftaki derste inşallah onu bir mana ifade edeceğiz. Yani hikayelerin hepsi bütün boş değil. Ama maalesef bizim üzerine durduğumuz nokta usul ve yöntem, işte o eğitim metodu haricinde hikayelerin esas yapılıp anlatılması. Bu bazen bir peygamber kıssası olur. Bazen bir şeyin hayatından bir örnek, bir numune olur. Tamam mı? Bunlar esas olunca veyahut da hiçbir şekilde nereden geldiği belli olmayan mübarek dini hikayelerle din anlatılınca çok öyle başladı. Bakın bugün birçok insanlar var yani. Çok sevilen sosyal medyada fenomen olmuş insanlar var. Adam anlatıyor mesela hikaye anlatıyor. Çok seviliyor.
Kerametten ziyade hikaye anlatıyor. Falanca zat böyle yapmış, böyle demiş. Ha bak böyle olmuş, gördünüz mü işte bak ha mübarek işte böyleymiş. Ha çok güzel. Ne aldın? Hiçbir şey. Ne kattı? Hiçbir şey. İşte o yüzden bu en azından bu noktasını alacağız. Adam anlatıyorsa kardeşim kilitlen. Sen kendi eğitimini tamamlarsan o hikaye içerisindeki şeye bağ ulaşırsın. Ama kendi sen leylim ney, o leylim ney, o zaman dinle babam geçsin işte, tamam öyle oluyor işte. Lübbü bulamayan kışır ile meşgul olur. Özü bulamayan kabukla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Hakikatten uzak kalmış, hakikate yakalayamadığı için ne yapıyor? Hayalata sapıyor, hayallerle uğraşıyor. Bugün maalesef ulaşılmaz bir insanı kamil modeliyle karşı karşıya kaldık. Ne demek biliyor musunuz? Evliya deyince aklınıza ne geliyor? Bir, dağda yaşayacaksın. Toplum hayatından kesinlikle uzak duracaksın. Elinde değnek olacak. Böyle bir tane öyle muvazenesiz gelmedi. Değnekle geliyordu. Vallahi bak. Baktım gördüm. Yemin ediyorum ya. Şaşırdım. Tamam mı? Bu ne? Sünnet dedi. Benmisi var ama. Dedim demeye binsene. Muvazene işte bak. Acayip bir şey ya. Muvazene çok önemli ya. Benim bak her zaman söylüyorum. Lüpü bulunmamış. Kışınla uğraşıyor baba. Lüp yok. Öyle sen almış ya. Löpet yok almış. Kemikle uğraşıyor. Yani kendi haline büyük bir fütuhat bu. Yani doğru mudur? Ya kimsenin hissiyatını zaten tartamam ama muvazenesizlik kardeşim. Mesela senin evli olman için tamam mı? Senin sürekli keramet göstermen lazım. Mesela hayatı içtima içerisinde siz evli olamazsınız. Bunun İslamiyet'le bakın İslamiyet'in öğretisinde böyle bir şey yok diyorum. Ya hangi tane bir tane sahabe gösterin bana hayatı içtimayla kopmuş. Bir tane Ebu Zer Gıfari Hazretleri vardır. Başka da bulamazsın. Numune imsaldir. O da problem olmuştur. Sürülmüştür. Radiyallahu anh. Farklı bir mizaç. Bir tanedir. Beş yapamazsınız bunu. Abdurrahman bin Af radıyallahu anh. Bildiklerimi söylüyorum. Çok fazla bilmem. Ondan sonra hayat içtima içinde zengindir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hayat içtima içinde zengindir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İki kere servetini sıfırlamıştır İslamiyet için. Zengindir. Hayat içtima içerisindedir. Hani hep anlatırız ya. Ebu Hanife. Mesih imamımız. Ticaret ehlidir. Kardeşim İslamiyet'in içerisindeki öğretim metodunu hayalatlarla öyle bir hale getirdiler ki biz hemen ümitsizlik bizden bir şey olmaz ya. Bizden bir şey olmaz diyerekten hemen geri vites yapıyoruz. Olduğumuzda kanaat etmeye çalışıyoruz. Lüp buldun mu kışır sana farkını kendini gösterir. Lüp'ü bulamadın mı kışırla uğraşırsın kardeşim. Hakikati bulamadın mı hayata saparsın. Sırat-ı müstakimi görmeyen sırat-ı müstakim yani istikametli yol. Yani senin kuvveyi akliyen, şeviyen ve gadabiyenden haddi vasatı yakalayıptan Kur'an'la ve hadisle hadisatı olayı kendini yorumlayaraktan elde etmiş olduğun çıkarımdır sırat-ı müstakim. Çok önemlidir. İfrat ve tefrit bunun bozan şeylerdir. Sırat-ı müstakim, haddi vasat dedim, sırat-ı müstakimi görmeyen ifrat ve tefrite düşer. Bak şimdi, muvazenesiz olan çok aldanır. Aldanan da aldatır kardeş. Aldanan da aldatır. Çünkü adam öyle bir aldanmış ki, aldandığına öyle bir inanmış ki, herkes aldatıyor. Ya, maalesef. Bunun bir başka bir tabiri var. Sahtekar değil mi de üstad? Bir dahaki hafta o kelamı biraz daha yumuşatacağız. Yani, Ahmetçe söyledim Mahmut Paşa ağzıyla ama biz ona biraz daha farklı, güzel bir kıvamda bir kelam buluyoruz ondan sonra. Ama bu. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Bu noktada hepimize düşen şey şu, böyle harice sallamak değil, bu eğitim metodunu hayatımızda yer edip Kur'an'la, vahiyle muhatabiyetimizi, hadisle olan muhatabiyetimizi ölçüler içerisinde çok sıkı tutmamız lazım. Ha diğer fıkıh olsun vesaire olsun bunlar da lazım, zaten bunlar medresede okutuyor elhamdülillah. Sıkışınca arıyoruz, bunun ehli insanlar var, bunun çünkü zamanları var, işi gücü bu adamın. Arıyorsun ama senin benim gibi için böyle ondan sonra tek sıkımlı kurşun olan insanlar için teferruata gerek yok abiler. Yani suların hükmüyle uğraşmana gerek yok. Her yerde şalı şalı su akıyor. Tamam mı? Kuyuda abdest alacaksan bulamadın mı Google'a girersin. Her yerde ondan sonra baz istasyonu var. Yani her şeye ulaşma imkanın var. Artık bunlarla uğraşacak vaktimiz yok bizim için.
Ama medrese talebesidir, bu ilimlerin devam etmesi lazım. Onlar okutuluyor zaten elhamdülillah. Ama bunlar okutulurken hayalata sapmak, istihsaliyatvari şekilde bazı sapmalara girince de o zaman din dediğimiz hakikat maalesef çok kıymeti düşmeye başlıyor. Bu da Kur'an'a ve İslamiyet'e belki de en büyük zarar. Allah bunlardan muhafaza eylesin bizleri ve yapanları. İnşallah önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki hafta inşallah Mevla nasip ederse, mübalağa yani gizli istihsaliyat konumuz var. Bir de bu noktalarda İslamiyet'i eleştirenlere bir nokta yapmış Üstad muhakematta. En sonunda abiliyat kısmıyla da inşallah haftaya dersimizi hitama erdireceğiz. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.